Bugün bir telefon aldınız, bir mağduriyetle karşı karşıya kaldınız. Anlatır mısınız olayı, nasıl oldu? Valla bir arkadaş, bir Alman arkadaş sabahleyin saat 10-12 geçe beni aradı. İstanbul'da havaalanında mağdur kaldığını söyledi. Uçak biletleri dönüş için elindeki kartın geçersiz olduğunu, benden 4950 lira para yardımında bulundu. Orada bir arkadaş İsmail Çelik, İstanbul dış hatlarda, o da müdür muaviniymiş. Bir tercümanlık yapar mısın dediler bana. Onlarla tekrar görüştüm. Beyefendi dedi, ben niye 4950 lira gönderiyorum? Yani orada onun ESE kartısı var, kartı var. Yani orada muhakkak geçerli bir şey bu. O yüzden dedim ben bu parayı gönderemeyeceğimi, kusura bakmayın. Üstünde Kavset Zakfaşlanik arkadaşım var Nasen. Onu aradım, onunla görüştüm. O da dedi sakın böyle bir şey yapma, bunlar dedi bir dolandırıcılık olayı. O yüzden ben bu parayı göndermekten geri çekindim. Ben de zaten tanımadığım insana zaten para göndermem. Peki Alman size tercümanlık söyledi, fakat oradaki Türkler parayı nasıl göndermenizi söyledi? Yani onlar sizi nasıl ikna etmeye çalıştılar? Arkadaşın orada kaldığını, kartının geçersiz olduğunu, bu MoneyGram bir şirketi varmış burada. O şirketle anında gönderirsem orada bana bir kod numarası verileceğini, bu şifreyi ben karşıdaki bu İsmail Bey'e vermem gerektiğini, bu parayı da Merve Aydoğdu adında bir hanımefendiye dış hatların İstanbul dış hatlarının müdürü olduğunu söyledi. Bu hanımefendinin ismine çıkarmamı gerektiğini söyledi parayı. Ben de kendisine maalesef böyle bir şey yapmayacağımı söyledim. Hı. O Alman bu parayı ne için istedi? Yani uçak biletlerini mi ödeyememiş? Sırf uçak biletleri ödeyememiş. Havalanda uçağa binebilmesi için.